Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün çok fazla istek alan bir video ile karşınızdayım ee, telefonlarınıza Xiaomi olsun Samsung olsun diğer bütün modeller bütün Android modelleri markaları olsun fark etmeksizin telefonlarınıza iPhone'lardaki gibi aşağıya o çizgiyi nasıl çekeceğinizi nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım daha önce buna benzer bir video hazırlamıştım Xiaomi telefonları için ama o videonun altına da çok fazla yorum geldi. Xiaomi telefonlarda da onu aktif edemeyen arkadaşlar olmuştu. Gerek Android sürümünden dolayı aktif edemeyen arkadaşlar olmuştu. Gerekse de... Ee, Kullandığım MIUI sürümünden dolayı aktif edemeyenler olmuştu. Ya da telefon modelinden de olabilir. Bilemiyorum. Her telefonda demek ki bu geçerli değilmiş. Bunu görünce de tabii ben farklı bir yol nasıl yapabiliriz onu aradım ve buldum arkadaşlar. Farklı bir yol deneyerek biz alttaki çubuğu, çizgiyi aktif edeceğiz. Bütün hem de bütün telefonlar için, bütün Android telefonlar için yapacağız bunu. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz arkadaşlar. Markete giriyoruz. Şu markette Home Bar, iPhone X ya da X Home Bar da yazabilirsiniz. Fark etmez. Birini yazın şu çıkan üstteki uygulamaya tıklayabilirsiniz. Tabi diğerlerini de indirebilirsiniz ama ben üsttekini tavsiye ediyorum. Onu denedim, onu kurdum. Sonuçsuz da çalıştı. Şimdi bunu indireceğiz arkadaşlar. Beraber yükleyelim. Evet, çok zaten küçük bir uygulama. Hemen yüklendi. 1.7 MB yüklendi. Açıyorum ben uygulamamı. Çıkan yere tamam diyorum. Burada bir şeye biz onay vereceğiz. Şöyle aşağıda uygulamamızı bulup izin vereceğiz. Bu diğer uygulamaların üstünde gözükmesi için yapmamız gerekiyor mutlaka. Bakın gördüğünüz gibi altta aktif oldu. Şöyle beyaz ekranda çok fazla belli olmuyor. Gölgesi var ama çok fazla belli olmuyor. Buradan ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Uzunluğunu arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Yani biraz uzun ya da kısa yapabilirsiniz onun genişliğini arttırıp azaltabilirsiniz burada Ondan sonra Burada gölge bölge ayarlayabilirsiniz Şurada gölgesini kapattığınız zaman hiç belli olmuyor o yüzden gölgesi açıksa daha iyi olur e, Buradaki tuşun Alttaki tuşun rengini ayarlayabiliyorsunuz ama Yani ücretli sürümü satın almanız gerekiyor O yüzden buna gerek yok biz ücretsiz olanı kullanacağız tamamen ücretsiz Yapıyoruz erişi Şurada Full ekranlarda, e, tam ekranlarda gizlensin mi diyor? Evet, tam ekranlarda gizlenmesini istiyoruz. Evet. Android 8 ve üstünde mi de desteklemiyor? Diyor. Bir şey diyor ama olmadı bu. E, döndürdüğümüzde gizlensin mi diyor? Tamam. Şurada klavyeler için burada bir ayar var. Klavyenin üstüne mi gelsin yoksa altına mı gelsin? Onu seçiyoruz. Ben altını seçeyim. Fark etmez çok fazla. Şimdi bura böyle arkadaşlar. Buradan çıkalım. Bakalım nasıl oluyor. Bir ayar daha var. Hemen videoyu kapatmayın. Bir ayar daha var. Onu da yapacağız beraber. Ondan sonra videoyu kapatabilirsiniz. Şimdi ayarlarımızı yaptıktan sonra çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ekranda gayet güzel belli oluyor. Hoş oldu. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Son uygulamaları kapattığımızda bu da gidecek yani şöyle kapattığımızda. Gördüğünüz gibi bu da kayboldu. Bunu da yapacağız. Yine daha önce çektiğim videolarda çok başıma geliyor. O yüzden bunu da göstermek istiyorum. Şöyle tekrar açıyorum uygulamayı. Aktif oldu. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Son uygulamaları açıyorum. Basılı tutuyorum ve bunu kilitliyorum arkadaşlar. Uygulamayı kilitliyorum. Dolayısıyla ben başka yerlere girsem bile mesela bakın birkaç uygulama açıyorum. Trendyol vesaire açtım. Geldim son uygulamalara bakın. Artık şunu yaptığımda bizim uygulamamız arka planda kapanmayacağı için bizim şu çizgide hiçbir şekilde kaybolmuyor. Sevgili arkadaşlar, olayımız buydu. Son bir şey daha göstereyim. Bazen ben şuradaki üstteki bildirimleri hiç sevmiyorum. Bazı uygulamalar arka planda çalışınca şöyle üstte bir bildirim gösteriyor. Ben bunları hiç sevmiyorum. Siz de sevmiyorsanız yani bildirim üste böyle dursun istemiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Basılı tutabilirsiniz. Şurada daha fazla yapabilirsiniz. Bildirimi göster. Burayı kapattığınızda bildirimi bir daha üste göstermiyor. Arka planda çalışıyor ama bildirimi göstermiyor. Gösterdi. Bir daha yapıyorum. Şöyle yaptım. Gösterme diyorum. Evet. Gitti arkadaşlar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Her telefon için, her Android sürümü için geçerli bir uygulama oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.